Netanyahu'ya karşı çıkan birçok milyonlarca insan var. Kendi ülkesinde, İsrail'de hemen hemen her hafta, hatta o hafta içinde birkaç kez protesto edilen bir Netanyahu. Ülkesinde siyaseten çok zor bir durumda. 39 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'de her bir ölümden suçlu olan bir isim. Milyonlarca kişinin yerini değiştirmesinden suçlu olan bir isim ve sadece siyaseten ayakta kalmak için bu savaşı bitirmeyen bir isim Netanyahu. Ülkesinde bu kadar eleştirilirken, dünyada bu kadar kredi kaybetmişken ABD Kongresi'nde ayakta alkışlandı. O utanç verici görüntüleri şimdi karşınıza getireceğiz. Gazze'de sivilleri öldürmedik şeklinde yalan söyledi Netanyahu ve bu sözler kongrede ayakta alkışlanırken kongre dışında milyonlarca kişi tarafından dünyanın dört bir yanında tepki çekti. İçeride alkış, dışarıda protesto. İki uç duyguyu yaşatan isim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. ABD Kongresi'ne katıldı, Cumhuriyetçiler tarafından coşkuyla karşılandı. Kongrede sivil Filistinlileri öldürmedik dedi, ayakta alkışlandı. Dışarıda Filistin destekçisi onlarca kişi tarafından protesto edildi. İsrail Başbakanı Netanyahu Washington'da ABD Kongresi'ne katıldı. Konuşma yapmak için kürsüye çıkarken bir kişi hariç geri kalan herkes tarafından ayakta alkışlandı. ABD Kongre üyesi Rashida Tlaib Netanyahu'yu protesto etti. Tlaib Netanyahu'nun konuşması sırasında elinde savaş suçlusu yazılı döviz kaldırdı. Ancak Netanyahu kürsüye çıktı ve konuşmasına ABD ve İsrail birlikte durmalı diyerek başladı. Kongrede Gazze'deki sivil ölümleri ve derinleşen insani krizi eleştiren demokratlar sessiz bir şekilde otururken Netanyahu İsrail ordusunu övdü. Ardından gündemi Gazze'deki saldırılardı. Bölgede hakimiyet kurmak istemediklerini, aksine Filistin'in kendi yönetimini kendisinin belirlemesinin yanında olduklarını dile getirdi. Öyle ki Netanyahu 40 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybettiği, 90 bine aşkın Filistinlinin ise yaralandığı saldırılar hakkında sivil Filistinlileri öldürmedik dedi. Hamas'tansa Netanyahu'ya jet yanıt geldi. Açıklama, Netanyahu'nun konuşması bize ateşkes istemediğini gösteriyor oldu. Netanyahu'nun ABD'deki alkışlı karşılamasına tepki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş'un X hesabından paylaştığı mesajında uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak ayakta alkışlayan topluluk bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması sırasında kongre binası dışında çok sayıda Filistin destekçisi tarafından protesto gösterisi düzenlendi. ABD polisinin sert müdahale ettiği göstericilerden bazıları gözaltına alındı.